Selam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Gördüğümüz kadarıyla çok şık. Sen nereden? Evet. Ben seni ne zamandır görmüyorum ya. Yani. Yeni mi geldi arkadaş? Yok. Yeni sayılmaz ya. Öyle mi? Aa peki tamam. Tamam. Okey. Biz bir muhabbet yaptık şu anda. Yeni nasıl gazino kültürü tekrardan başladı. Evet. Size ilk sahne alacak sanırım. Evet. Neler söylemek isterseniz. Bir kere hayırlı olsun diyoruz. Çünkü hepimiz müzik dinlemeyi ve eğlence sektörünü seviyoruz ve deşarj olmak istiyoruz. Bizler şarkıcılar, sanatçılar olarak şarkı söylemek istiyoruz. İnsanlar da tabii ki mutlu olmak, deşarj olmak ve müzikle buluşmak istiyorlar. Aslında mutluluğa giden yol yani müzikten geçer diye düşünüyorum. O yüzden birçok insan burada ve ben ikinci etapta şu anda yine en son Harbiye'deydik ve konserlerime İstanbul'da kaldığım yerden devam ediyorum. Bu akşam özellikle bir röportaj hazırlanıyor. Benim ağırlıklı kendi şarkılarımla olduğum röportaj ama ben popüler olan ve diğer sevdiğim şarkıları da sahnede kendice yorumlamayı çok seviyorum. Karışık böyle karma, her telden şarkılar var yani hem benim şarkılarım ağırlıklı ama hem de böyle bizim bildiği, sevdiği, böyle hani dinlemekten keyif alacağımız şarkılarla repertuar sürekli her sahneye göre değişiyor. Harbi demişken önce Harbi konseri nasıl geçti, nasıl tepkiler geldi? Çok güzeldi ya, çok gerçekten Harbi'nin büyüsü, atmosferi çok başkalmış. Ben de girince anladım ve dedim ki yani senelerde niye çıkmamışım acaba, neden ben hani oraya gitmemişim, çıkmamışım, orada insanlarla buluşmamışım olabilir. O da benim tabii ki herhalde bir eksiğim diye düşünüyorum. Çok keyifliydi, gerçekten çok güzeldi. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Yani o ambiyans, o oranın böyle bir işte hem etnik bir tarafı var hem de böyle insanları böyle kucaklayan bir havası var. Çok keyifliydi, çok güzeldi ama ben sahne aldığım her yeri çok seviyorum. Aslında sahnede olmayı sevdiğim için her sahne benim için çok özel ve çok güzel geçiyor. İstanbul sahnelerinde başladınız zaten. Evet, başladı yani, nihayet başladı. Bakalım buradan işte başladık İstanbul'da. Tabii ki çok sık şehir dışına çıkıyoruz. Şehir dışında konser verdiğimiz yerler var ama İstanbul'da işte ilk yeni yeni mekanlar açıldı. Kış boyunca elimizden geldiğince, vakit buldukça, denk geldikçe İstanbul'da dinleyicilerle buluşacağız. Grafiti de sormak istiyorum efendim, bugün beraber çıkmasınız. Şimdi böyle hani şey var ya işte beyaz illa böyle yaz günü falan, artık yazı kışı kalmadı biliyorsunuz. Bize her gün yaz olsun, hep bahar olsun ve mekanda böyle yeni bir mekan olduğu için böyle beyazlarla çıkmak istedim. Yani hoşuma gitti aslında, iyi hissediyorum. Sosyal medyada sürekli formunuza dair haberler çıkıyor. Sorular sevenleriniz. Nasıl formunuzu kuruyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Bir kere spor kesinlikle yapıyorum arkadaşlar. Yani bir gün yürüyüş yapıyorsam bir gün pilates yapıyorum. O benim birazcık da hayat biçimim, yaşamım tarzında oldu. Çok keyif alıyorum. Severek yapıyorum sporu. Ama hani şunu biliyorum. Ben tabii ki bilir kişi değilim ama hani bir gün çok yersem ertesi günü biraz daha az yemeyi ya da işte hareketi fazlalaştırıp yemeği azaltmayı falan böyle kendimce dengelerim var. Birazcık da genetik de çok önemli. Genetikle de alakalı. Benim annem de ince, zayıf bir kadın. Yan yana gelsek yani benden belki bir beden büyüktür. Onun da etkisi var. Ama tabii ki göz önündeyiz, sahnedeyiz, göze de hitap ediyoruz. O yüzden dikkat ediyorum. Bu arada hayırlı olsun diyelim şimdiden. Yeni şarkı vakti başlıyorsunuz. Evet, şarkılar her zaman. Çünkü şarkılar, albümler, işte yani single'lar, neyse şimdi artık biraz daha fazla benim hani vazgeçildiğim şarkılara her zaman devam ediyor. Yeni şarkılar yolda. Bir mini albüm mü gelecek yoksa bir kavram mı bileceksiniz? Hiç bilmiyorum. Çünkü çok severek dinlediğim şeyler var. Hani belki bir bakmışsınız böyle bir single yapmışım, bir bakmışsınız belki böyle mini bir albüm yapmışım. Büyük bir albüm yapar mıyım bilmiyorum. Yeni yaptım. O da çok fazla zaman alıyor. O kadar belki ara vermek istemeyebilirim ya da hani o çok büyük o ülke girmek istemeyebilirim şimdilik. Ama yani herhalde bir iki parçalık, birkaç parçalık bir şey olabilir. Farklı tarzda bir şey olmayı düşünüyor musunuz? Ne mesela? Ne gibi? Ne tarz? Çünkü ben coverları zaten çok böyle farklı dallardan yaptığım için hani orada biraz doyuyorum. Altyapı trap dersen zaten onu da hani yapıyorum. Farklı ne mesela yani? Caz falan. Caz ya da hani rock falan olur mu? Nasıl? Bilemedim. Yani benim sesime, tarzıma uygun her şarkıyı yorumlamayı seviyorum. Çünkü ben
müzik dinlemeyi çok seviyorum. Yani müziği çok seviyorum ve asla tarz ayırt etmiyorum arkadaşlar. Yani dinlediğim herhangi bir şarkıyı hani kendime çevirebilirim. Ondan keyif alabilirim. Önemli olan o anda hissettiğin duygu, ruh. O ruha giriyorsan zaten bence çok o tamamdır yani şarkı olarak. Tekrar ben şimdi her neyse diyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.